Merhabalar. Birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Bir iki dakika daha bekleyeceğiz. Çünkü halen katılmak isteyen kişiler olacak. Sayı sürekli artıyor. Bir iki dakika sonra başlayacağız. Bir iki dakikanızı rica ediyorum. Peki artık yavaş yavaş başlayalım. Hoş geldiniz. Bugünkü Mercer Marsh Benefits webinarımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. 2020 yılının yaz başında dünya genelinde 59 farklı ülkede 239 sigorta şirketinin katılımı ile gerçekleşen Mercer Marsh Benefits Sağlık Trendleri anketinin sonuçlarını paylaşmak, sağlık maliyetlerinin artışı üzerinde etkili olan bileşenleri sigorta şirketlerinin bakış açısından değerlendirmek ve pandemi süreciyle birlikte değişen yan haklar ihtiyaçlarını daha ayrıntılı incelemek üzere sizlerle bir aradayız bugün. Ayrıca toplantımız sırasında dijitalleşmenin etkilerinin çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdiği bugünlerde, böyle bir dönemde şirketlerin yan haklarını bütünsel bir yaklaşımla daha verimli yönetebilmesi için hangi çözümlere ihtiyaçları olduğunu da hep birlikte irdelemeyi hedefliyoruz. Bugünkü webinarımızda konuşmacı olarak PepsiCo İnsan Kaynakları Müdürü ve Yetenek Bölümünün Lideri Sayın Alper Girgin, Mercer Marsh Benefits Türkiye İş Geliştirme Lideri Sayın Fuat Ünal, Mercer Marsh Benefits Türkiye Yanaklar Danışmanlık Hizmetleri Lideri Sayın Can Suntay ve de Mercer Marsh Benefits'in Türkiye ekibinin lideri olarak bendeniz Hakan Elgin konuşmacı olarak yer alacağız. Paylaşımlarımızdan umarım fayda sağlarsınız ve keyif alırsınız. Sorularınız olursa ekranın altındaki Q&A butonunu tıklayıp sorunuzu hangi konuşmacıya soracağınızı da belirterek yazılı olarak iletebilirsiniz. Webinarın sonundaki soru ve cevap bölümünde bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Süre nedeniyle eğer cevap veremediğimiz sorular olursa da soru sahibine yazılı olarak geri dönüş sağlayacağız. Malumunuz üzere sağlık giderleri tüm dünyada çok ciddi bir şekilde artıyor. Özellikle 21. yüzyılda bu artışı çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bunu bir istatistikle açıklamak gerekirse, 2000 yılında OECD istatistiklerine göre kişi başına 1806 dolar olan OECD ülkeleri için bu istatistik geçerli. Sağlık harcaması tutarı 2019 sonu itibariyle 4223 dolara yükselmiş durumda. Bu da yaklaşık %134'lük bir artışa denk geliyor ki hani baktığımızda çok ciddi bir oran. Yani bunun sebepleri ne diye irdelendiğinde yeni teknolojiler, yeni tedavi teknikleri, yeni ilaçlar, bunların haricinde yeni bir takım tedavi prosedürleri de bunları etki eden unsurlar. Nitelikli sağlık hizmetine artık daha kolay ulaşılıyor olabilmesi, globalizasyon nedeniyle gerek farklı ülkelerde tedavi imkanlarının değerlendirmesi gibi konular yüzünden bu sağlık harcamaları
yıldan yıla yükseliş trendine girmiş durumda uzun zamandır ve bu şekilde devam ediyor. 2015 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen MNB sağlık trendleri araştırması tüm dünyadaki sağlık harcama eğilimlerinin sigorta şirketleri perspektifinden görünümünü tespit etmeye yönelik olarak yapılan bir çalışma. Bu yıl 6.'sı yapıldı ve ABD hariç dünya genelinde düzenlenen bu ankete 59 farklı ülkeden 239 sigorta şirketi katılmış bulunmakta. Anketin çıktıları işverenlere sağlık maliyetlerinin ileriye dönük projeksiyonu açısından önemli ipuçları vererek insan kaynakları stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedeflemekte. Dediğim gibi bu yıl 6.'sı gerçekleşti bu anketimizin ve bu yılki raporumuzun çıktılarına göre sağlık harcama eğilimlerini etkileyen faktörler olarak medikal enflasyon, hizmetlerin fiyatlarının artması ve sağlık hizmetlerinde kullanılan malzemelerin döviz kuru kaynaklı artışlarından etkilenmesi diye belki bunu açıklayabiliriz medikal enflasyonu. Tedavi tekniklerinin ve prosedürlerinin değişmesi, çeşitlenmesi, yeni teknolojik cihazlar, yeni ilaçlar, kişiye özel tedaviler gibi yeni tedavi prosedürleri, bunlar hepsi etkileyen faktörler. Kullanım alışkanlıklarının değişmesi, yaşlanan nüfus, nitelikli tedaviye daha kolay ulaşım gibi faktörlerin devreye girmesi nedeniyle kullanım alışkanlıklarının değişmesi ve kanuni veya mevzuatsal değişiklikler olarak değerlendiriliyor bu anketin sonuçlarına göre. Gene anketimizin sonuçlarında 4 ana tema işverenler için önemli çıktılar olarak göze çarpıyor. Sağlık harcamaları ile ilgili belirsizlik bir müddet daha devam edecek. Malumunuz işte COVID ile ilgili ikinci dalga, üçüncü dalga yok işte virüsün mutasyona uğraması vesaire gibi sebeplerle bu konu hayatımızda olmaya devam ediyor ne yazık ki. Bu arada tabii salgının sağlık harcamalarına olan etkisi ülkeden ülkeye veya coğrafi olarak bölgeden bölgeye çok değişebiliyor. Örneğin gene araştırmanın sonuçlarına göre sosyal güvenlik mekanizmasının daha güçlü olduğu ve tedavi süreçlerinde daha fazla girdiği ülkelerde sigorta şirketlerinin bu anlamdaki beklentileri, sağlık harcamalarının artış beklentileri daha düşükken bunun daha sosyal güvenlik mekanizmasının daha zayıf olduğu ülkelerde Latin Amerika gibi, Orta Doğu gibi ülkelerde, burada bu coğrafyada bulunan ülkelerde sigorta şirketlerinin beklentileri daha yüksek salgının maliyet olarak etkisi açısından. Gene maliyet kontrolüyle birlikte risklerin de yönetilebilmesi ve yeni değerler üretilmesi gene ikinci bir çıktı olarak ön plana çıkıyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, COVID kaynaklı karantina, sosyal izolasyon, iş ve gelecek kaygıları, işte iş ve özel hayat dengesinin bozulması gibi çeşitli nedenlerle çalışanların stres seviyelerinde ve buna bağlı ruhsal problemlerde önemli artışlar var. Bu problemleri tespit edip hafifletebilmek veya yönetebilmek, çalışanların kendilerini desteklenmiş hissetmesine ve buna bağlı olarak da kurumların daha iyi çalışan deneyimine sahip olmasına neden oluyor. Bu da tabii kurumun sonuçlarına da yansıyor verimlilik anlamında. Çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yine üçüncü bir çıktı olarak değer katan ve çalışanların COVID sonrası dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilen yan haklara odaklanmak. Bu konunun öneminden bahsedilmiş ankete katılan sigorta şirketleri tarafından.
Daha fazla sayıda çalışana yan haklar konusunda erişim sağlanması, teletıp veya dijital sağlık hizmetleri diyebileceğimiz hizmetlerin gene çalışanlara sunulması, duygusal ve ruhsal sağlık destekleri, wellbeing uygulamaları gibi konularda bunun içinde değerlendirilebilir. Gene son olarak yaşanmakta olan bu zorluklarla dolu dönemde geleneksel bir bakış açısındansa yenilikçi veya yenilikçi ve bütünsel bir bakış açısı, yani tüm yan hakları birlikte değerlendiren sosyal güvenlik, iş sağlığı güvenliği, özel sigortalar veya varsa eğer wellbeing uygulamalarının iç içe geçtiği bir ekosistemin oluşturulması gerekliliği de bu anketin çıkan sonuçlarından bir tanesi. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz lütfen? Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılı için de sağlık harcaması artış eğilimlerinin küresel tüketici enflasyonunun katları şeklinde oluşması bekleniyor. Ankete katılan sigorta şirketlerinin beklentisi bu yönde. 2019 yılı için bu oran tüketici enflasyonunu, dünya genelindeki tüketici enflasyonu ortalamasının yaklaşık 3 katı iken 2020 yılı için 3,5 katından fazla, yani ortalama olarak %9,5 gibi bir oran şeklinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etmişler ankete katılan sigorta şirketleri. Burada tabii 3,5 katı derken IMF verilerine göre küresel tüketici enflasyonu %2,6 olarak alıyor anketi düzenleyen arkadaşlarımız. Bu buradan vardıkları sonuç da gene geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüketici enflasyonun çok üzerinde bir sağlık harcamalarında artış beklentisi var. Türkiye'de ankete katılan sigorta şirketlerinin Türkiye'den de bu ankete katılan sigorta şirketleri oldu. Haziran ayında gerçekleşmişti anket. O dönemde %16,5 civarındaydı beklentileri. Bu Salı günü, bu hafta Salı günü açıklanan ve hastane fiyatlarına direkt olarak etki ettiğini düşündüğümüz Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulama veri tabanı katsayılarındaki artış oranı %17,7 oldu. Bu oranın üzerine döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklı bir %1-2 puanlık da sarf malzemesi fiyatlarını etkileyen döviz kurlarından da bu etkiyi de hesaba kattığımızda yaklaşık 2021 yılı için %19 civarında bir medikal enflasyon veya sağlık harcama eğiliminde artış diye belki ifade edebiliriz. Bunu şu anda açıkçası bu şekilde öngörmekteyiz. Neler etki ediyor tabii bu artış beklentisine? Bu arada global olarak bakıldığı zaman üçte ikisi sigorta şirketleri, katılan sigorta şirketlerinin üçte ikisi yaklaşık bir önceki yıla göre daha yüksek bir oran beklediğini ifade etmiş. Neler etki ediyor diye bakarsak eğer bu artış beklentisine ertelenen teşhis ve tedavilerin gerçekleşmesi, yani bu COVID döneminde insanların sağlık kurumlarını kullanmayı tereddüt etmelerinden ötürü birçok tedavinin ertelendiği yönünde bilgiler geliyor. Zaten kendi sigortalı portföyümüzden de bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Önceki yıllara göre yaklaşık %15-20 puanlar seviyesinde bir hasar prim oranlarında bir geri çekilme var. Ve hani bunun tamamının yani büyük bir bölümünün diyeyim tamamı demesek de COVID kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu ertelenen tedavilerin özellikle kronik hastalıklar için ertelenen tedavilerin normale dönüşle birlikte
gerçekleşmesi halinde bu ertelemeden kaynaklı daha yoğun bir bakım ve tedavi ihtiyacı ortaya çıkması durumu var. Bunun da gene tedavi giderlerine yansıması söz konusu olacaktır diye düşünüyor sigorta şirketleri. Uzaktan çalışmayla bağlantı olarak ortaya çıkan işte ergonomi problemi, malum evlerde iş yerlerindeki kadar ergonomik ortamlar yok. Bu nedenle kas iskelet sistemi hastalıklarında ciddi artışlar bekleniyor bu dönemin sonunda. Biraz önce COVID kaynaklı tedavilerden bahsetmiştik. Bu globalleşmenin etkilerinden biri olan farklı ülkelerde tedavi imkanları var, sağlık turizmi konusu var. Bunların da COVID nedeniyle oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Bu özellikle gelişmiş ülkelerden işte Hindistan, Türkiye gibi bir takım ülkelere tedavi amacıyla yapılan seyahatler var. Onların tabii bu son dönemde COVID nedeniyle çok daha seyreldiği hatta belki de tamamen ortada kalktığını düşünebiliriz. Gene tabii fiyat artışları kaynaklı işlemin başında maliyetleri de bunlarla birlikte değerlendirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi %9,5'luk bir artış öngörülüyor global anlamda ortalama ve coğrafya bazında da farklılık gösteriyor. Ama bütün coğrafyalarda görebileceğiniz gibi medikal enflasyon dediğimiz ya da sağlık harcama eğilimi dediğimiz konu normal tüketici enflasyonuna göre kat be kat yüksek şekilde seyrediyor. Maliyetlerin yönetimi ile ilgili olan bölümde anketimizde ortaya çıkan sonuçlar üç ana unsur olarak ortaya konmuş. Birincisi değer yaratan tasarım. COVID dönemiyle birlikte, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere, insanların, sigortalıların sağlık kurumlarını kullanmaktaki tereddütleri nedeniyle birçok sigorta şirketi uzaktan danışma imkanı sağlayan teletip hizmetlerini son derece yaygın bir hale getirdi. Ankette cevap veren sigorta şirketlerinin %59'u COVID dönemiyle birlikte bu imkanı sigortalıları için sağladıklarını ifade etmişler. Geçtiğimiz yıl bu oran %38'di. Dolayısıyla son derece hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz sigorta şirketleri arasında. Türkiye'de de benzer bir durumla karşılaştık aslına bakarsanız. Mart ayından sonra sigorta şirketleri, yani sağlık sigortası pazarında önemli paya sahip olan sigorta şirketleri sigortalıları için bu hizmetleri başlattılar ve de bu şekilde şu anda da devam ediyor. Aslına bakarsanız sigorta şirketleri Türkiye'de toplumla dayanışmalarını göstermek için ilk etapta birçoğunun sigorta sözleşmesinde kapsam dışı olan istisnalar arasında yer alan resmen ilan edilmiş olan salgınları da kapsam dahiline alarak bu anlamda önemli bir açılım sağladılar. Bu şekilde de Sigorta Şirketleri Birliği'nin de teşviğiyle böyle bir toplumla dayanışma örneği sergilediler. Bu uzaktan tıp ya yani tele tıp, dijital tıp artık nasıl adlandırırsanız bu hizmetlerin dünya genelindeki yayılımı son derece hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Gene en son geçen hafta sonunda Bloomberg'deki bir haberde Philips firmasının uzaktan teşhis ve hastalık izleme teknolojileri üzerinde çalışan Biotelemetry isimli bir Amerikalı firmayı 2,8 milyar dolara satın aldığının da bilgisi paylaşılmıştı. Yani son derece hızlı ilerleyen bir konu. Türkiye'de henüz yasal mevzuat
ilaç yazılmasına ya da tetkiklerin bu tele tıp yöntemleriyle yazılmasına henüz tam olarak izin vermiyor. Ancak bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. 2021 yılının muhtemelen ilk yarısından sonra bununla ilgili yeni bir mevzuat devreye girecek ve belli ilaçların yazılması veya bu tetkiklerin yapılmasına da imkan verilebilecek. Bu tele tıp hizmetlerinin ülkemizde de bu şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Bununla ilgili gazetelerde de bir takım haberler çıktı. Aslında hani Google'dan aratırsanız bulma ihtimaliniz var. Gene ikinci çıktı olarak sağlık risklerini yönetme konusu var. Bu aslına bakarsanız önleyici hekimlik hizmetleriyle ilgili bir konu. Ankete katılan sigorta şirketlerinin %55'i bu hizmetleri hali hazırda sağladıklarını ifade etmişler. %20'lik bölümü ise gene önümüzdeki 24 ay içinde bu tarz hizmetleri sigortalıları için temin edeceklerini ifade etmişler. Dolayısıyla bu da çok önemli bir eğilim, bu da önemli bir trend. Hastalıkları oluşmadan önleyebilmek, belki bunları well-being uygulamalarıyla birleştirebilmek, sigorta şirketlerinin de hedeflediği konulardan bir tanesi. Üçüncü konu ülkemizde çok uzun zamandır uygulanan bir konu. Yani anlaşmalı sağlık networklerinde indirimli fiyatların kullanılması ve paket anlaşmalar yapılarak maliyetlerin düşürülmesi konusu. Ankete katılan sigorta şirketlerinin 1/4'ü bu indirimli network anlaşmalarının olduğunu, %50'sinden fazlası da paket anlaşmalar yaparak maliyetleri dengelemeye çalıştıklarını ifade etmişler. Devam edelim lütfen. Burada da kurumsal sağlık sigortası maliyetlerini etkileyen risk faktörleri sigorta şirketlerinin değerlendirmelerine göre. İlk sırada uzun yıllardır, yani anketin yapıldığı ilk 2015'ten beri metabolik ve kardiyovasküler riskler yer alıyor. İşte bunun içinde yüksek tansiyon, işte kolesterol yüksekliği, beslenme bozukluğuna bağlı risklerin olduğu bölüm var. Mesleki riskler ikinci sırada. İşte bu da iş yerindeki ergonomiye bağlı olan kas iskelet sistemi hastalıkları veya iş yerinde maruz kalınan bir takım kimyasal maddeler nedeniyle veya işte farklı etkiler nedeniyle oluşabilen kanserojen durumlar var. Bunların da etkileri gene ilk sıralarda yer alıyor. Beslenmeyle ilgili riskler gene bu aşırı beslenmeyle ilgili coğrafyadan coğrafyaya değişiyor tabii bu. Yani gelişmiş ülkelerde bu aşırı beslenme olabilirken Afrika veya Orta Doğu gibi veya işte Güney Asya gibi ülkelerde bu yetersiz beslenme kaynaklı riskler de oluşabiliyor. Covid döneminin gene en fazla arttırdığı duygusal ve zihinsel riskler kısmı var. Burada da biraz önce bahsetmiş olduğumuz sebeplerle yükselen stres seviyesi ve buna bağlı ruhsal ve zihinsel problemler konusu var. Gene sigara, tütün tüketimi veya efendime söyleyeyim güvenlik ve trafikle ilgili riskler farklı coğrafyalarda farklı risk faktörleri olarak göze çarpıyor. Ve hani bu doğrultuda da riskleri veya maliyetleri, sağlık maliyetlerini oluşturan bileşenler olarak önümüze çıkıyor. Şimdi ben kalan bölümde, sunumun kalan bölümünde nasıl yan haklarla ilgili bu anketin sonuçları çıktılar sağlamış, ne gibi
faydaların sağlanması bu yeni dönemde çalışanları mutlu edip deneyimlerini yükseltmesi açısından faydalı olabilir ile ilgili bölümü anlatmak üzere meslektaşım Fuat Bey'e aktarıyorum. Ondan sonra ben tekrar devreye gireceğim ve devam edeceğiz. Buyurun Fuat Bey. Teşekkürler Hakan Bey. Ağzınıza sağlık. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Normal şartlarda işte bu tarz birliktelikleri hep beraber işte fiziki olarak bir araya gelip yapıyorduk. Ondan sonra arada sunumları yaptıktan sonra kahvelerimizi içip sohbet ediyorduk ama maalesef şu anda işte bu pandemi nedeniyle böyle ekran karşısında ekrana bakarak konuşuyoruz. Umarım dediğim gibi sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Şimdi Hakan Bey birazcık tabloyu ortaya çıkardı. Ondan sonra işte sağlıkla ilgili durumu ortaya koyduk, beklentileri ortaya koyduk ama şimdi birçoğumuzun sağlıkla ilgilenmesi ya da sağlığın rakam boyutuyla ilgilenmesinin nedeni bunun önemli bir yan hak olması. Yani çalışanlarımıza bizim bir fayda sunmaya çalışmamız. Peki hani biz fayda sunuyoruz, yan hak sunuyoruz da bunu gerçekten fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bu noktada neler yapmalıyız birazcık konuşacağız. Ben birazcık onlardan bahsedeceğim size. Şimdi burada olayın farklı tarafları var, farklı boyutları var. Onların yani farklı satın alıcıları var, kullananı, işte karar vericisi, hizmet sağlayıcısı gibi. Onlara baktığımızda yan haklarda konu nereye gidiyor, fayda nasıl sağlanabilir diye düşündüğümüzde farklı başlıklar ortaya çıkıyor. Mesela biz bir araştırma yaptık geçtiğimiz sene içerisinde karar alıcıların şirketlerdeki karar alıcıların %95'i 5 yıl içerisinde sağlıkla ilgili, well-being ile ilgili şeylere, ne derler ona, konulara daha fazla yatırım yapacağını söylüyor. Yine çalışanlar ki bu önemli bir konu aslında yan hak dediğimiz şeyi çalışana sağlamamızın en önemlilerinden bir tanesi onları yetenekleri çekmek ve elimizde tutmak. %40'ı işverenlerin dijital sağlık çözümlerine teşvik ederse, onlara sponsor olursa işte kalma yani bağlılıklarının artacağını söylüyor ki bu önemli bir veri baktığımızda. Şimdi iki taraflı da bakarsak ama üst düzey yöneticilerin %71'i çalışanlarına çoğunlukla ve çok önemli olarak sağlık konusunda destek verdiklerine inanıyorken araştırmaya katılan çalışanların %50'si bunu hissediyor ki birçok konuda olduğu gibi ortaya şu çıkıyor. Biz faaliyette bulunuyoruz, çalışanımıza hizmet sağlıyoruz ya da hizmete erişimini sağlıyoruz ama onun acaba iletişimini doğru yapıyor muyuz? Onu nasıl doğru iletişimini kurgulayabiliriz? Zaten günün, yani bugünkü webinarın diğer bir başlığı da bu. Orada da ona da değineceğiz. Dört tane dikkate almamız gereken dört tane tema çıkıyor karşımıza. Birincisi erişim. Çalışanlarımızın yan haklara erişimi. Yani onlar arasında adil bir şekilde erişimi olmayanların da yan haklara ulaşma imkanı sağlamak. İkincisi, hele de pandemi süreciyle beraber ihtiyaçlar farklıydı. Artık çok daha farklı. İşte az önce Hakan Bey'in söylediği gibi kimsenin evinde ergonomik koltuk olduğunu düşünmemize ihtiyacımız yokken, çünkü herkes ağırlıklı olarak ofiste çalışıyorken artık bunu da düşünüyor şirketler ya da evinde internet bağlantısı var mı yok muyu da düşünüyor. O nedenle farklı ihtiyaçlara, farklı beklentilere karşı çözümler üretecek yan haklar da dizayn etmemiz, o paketleri de göz önünde almamız gerekiyor. Dijital artık yani hani bundan 9 ay, 10 ay önce konuştuğumuzda birçok yönetici, üst düzey yönetici hani evden çalışmaya, ondan sonra uzaktan çalışmaya, esnek çalışmaya çok uzak bakıyordu. Çünkü böyle bir zorunluluğumuz yoktu. Çalışanlar tarafında da böyle çok baskın bir beklenti belki de yoktu. Yavaş yavaş bunlar dile getiriliyordu ama şimdi mecburiyetten artık neredeyse yine yaptığımız bir araştırmada çalışan işverenlerin %86'sı uzaktan çalışma olanakları sunuyor. Bunun içinde dijital olanaklar var. Aynı şekilde sağlık tarafında da dijital olanaklar kullanmamız gerekiyor ki biz normal hayatımızı sürdürülebilirim. Evet, şu anda çok anormal bir süreçten geçiyoruz ama
bizim bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de uzaktan erişimle, dijital olanaklarla bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle düşünelim, şu anda böyle bir teknoloji olmasaydı, işte şu anda 200 kişi, belki daha fazla kişi bir aradayız. Bu teknolojiyi kullanamayacaktık. Hepimiz evimizde oturmaya devam edecektik. Ondan sonra ya da işe gidip gelip daha çok hasta olacaktık. Ama bu tarz dijital teknolojiler kullanarak artık farklı imkanlardan da yararlanıyoruz. Akıl sağlığı tarafı ya da psikolojik destek, psikolojik konulara baktığımızda yine günün en önemli konularından bir tanesi. Çağımızın en önemli konularından bir tanesi. Ama maalesef ki birazdan birazcık daha derinlemesine de bunu konuşacağız. Buna ne sosyal güvenlik sistemleri ne de farklı sistemler yeterince şu anda cevap veremiyorlar. Artık ona ne yapabiliriz? Onları da hep birlikte konuşacağız. Şimdi burada bu fotoğrafı göstermek istedim ben size, bu görseli. Hani gerçek dedik ya, şimdi bundan 10 ay önce bu toplantıyı yapıyor olsaydık, buradaki birçok gerçek bize çok uzaktı. Yani işte düşünsenize, ofisimizde maskeyle beraber toplantı yapıyoruz. İstiklal Caddesi, gün ışıkları aydınlık. İstiklal Caddesi'nde bir tane insan, muhtemelen o da bir görevli, yürüyor. İşte çok değerli iki tane bilim insanımız, hiç ben tanımıyordum en azından. Bu pandemi nedeniyle isimlerini duyar, onların yaptıklarını öğrenir olduk. Hepimiz aşı süreçlerini öğrendik neredeyse. PCR testi nedir, yok işte antijen nedir, duymaya başladık. Şu şeyler çok, sosyal mesafe kavramında kullandıkları şey çok hoşuma gitti. Ben de paylaşmak istedim. Sosyal mesafe diye bir şey girdi hayatımıza. Hele bizim gibi bir toplumda, yani Türk toplumu gibi bir toplumda, birbirine sarılmayı, birlikte olmayı seven bir toplumda sosyal mesafe kavramı ortaya çıktı. Öğrendik ki hepimizin içinde bir pastacı varmış, hepimizin içinde bir ekmekçi varmış. Herkes ekmek yapmayı öğrendi. Evde ekmek yapılabilir gerçeği ortaya çıktı. Ve bilmediğimiz sağlık çalışanlarının aslında ne kadar zor şartlarda çalıştığını öğrendik. Evet, bunu ama maalesef ki çok acı bir şekilde, acı bir gerçekle öğrendik. Şimdi bu dün itibariyle John Hopkins Üniversitesi'nin verileri bunlar karşımızda. 78 milyon tane, ki bunlar da kayıtlı olanlar. Bunun belki milyonlarca da kayıtlı olmayanı var. 78 milyon tane aktif hasta var. Koronavirüs bulaşmış insan var dünyada. Maalesef ki dünyada en fazla vaka bulunan 7. ülkeyiz. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde vaka var. 1 milyon 700 bin tane insan, yine kayıtlı olan 1 milyon 700 bin tane insan bu koronavirüsten dolayı vefat etti. Ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bu bir gerçek. Hayatımızın önemli bir gerçeği, hayatımızın önemli bir payı ve dolayısıyla bu gerçekten de, bu gerçeğin bir ihtiyaç olduğundan kaynaklanan da bir farkındalık olması gerekiyor. Yan haklar paketine de belki bunu entegre etmek gerekiyor. Şimdi birazcık da biz buna baktık araştırmamızda. COVID-19'a sağlık sistemi, sağlık kuruluşları nasıl cevap verdi? Dünya genelinde bu nasıl karşılanıyor ya da karşılanmıyor mu, ona baktık. Aşı bir gündem maddesi. Henüz mesela bizim ülkemizde de işte nasıl olacağı tartışılıyor. İşte Çin'den gelecek aşı devlet tarafından karşılanacak. Herhangi bir ücret ödenmeyecek. Peki o aşı yetecek mi? Ne kadar kişi aşılanabilecek? Bundan Moderna'nın aşısı, Pfizer'in, AstraZeneca'nın aşısı piyasaya çıktığı zaman o nasıl uygulanacak? Bunlarla ilgili soru işaretleri var. Bunu yakından biz de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizlerle de bunları paylaşacağız. Dünyada koronavirüs kaynaklı rahatsızlıkların ya da testlerin karşılanma durumuna baktığımızda, bu biraz önce Hakan Bey'in de paylaştığı gibi dünyanın çeşitli yerlerinde farklılıklar gösteriyor. Bu sosyal güvenlik sisteminin güçlülüğüyle çok doğru orantılı. Mesela Avrupa gibi sosyal devletlerin yaygın olduğu yerlerde özel sigortalara daha az yük düşerken, işte Latin Amerika gibi, Orta Doğu gibi yerlerde özel sigortalara daha çok yük düşüyor. Hani Hakan Bey söyledi, ben de tekrarlamak istiyorum ve de teşekkür etmek istiyorum. Bizim ülkemizde normal şartlarda bu tarz salgın hastalıklar kapsamda değilken, bizim sağ olsunlar sigorta şirketlerimiz genel bir
kararlılıkla bunu kapsam içerisine aldılar ve özel sigortalarda bunları karşılar oldu. Tabii ki bunun içerisinde farklı uygulamalar oldu ya da farklı yansımaları oldu. Onları da yaşıyoruz, görüyoruz. Koronavirüs aşısıyla ilgili yine göreceğiz ama bizim o noktada beklentimiz pandemi sürecinin başlangıcında olduğu gibi sigorta şirketlerinde umuyoruz ki pozitif bir aksiyon alacaklarını düşünüyoruz. Şimdi yine çağın gereklilikleriyle beraber inovatif de sağlık uygulamaları başladı. Şimdi bu noktada biz şuna baktık. Bunlar işverenler, çalışanlar tarafından ne kadar değer görüyor? Yine bu şunu da söylemekte fayda var. Pandemi öncesindeki rakamlar bence pandeminin yaşanmasıyla beraber şu anki koşullarda bu pozitif değerleme oranları işverenler ve çalışanlar tarafından daha yukarı çıkmıştır. Sigorta şirketlerinin de bununla ilgili beklentileri ya da aksiyonları daha da yeşil renge doğru kaymıştır diye düşünüyorum ben. Öncelikle hepimiz, neredeyse tüm sigorta şirketleri, işte özel sağlık sigortası çoğunlukla Türkiye'de %86 oranında sağlanıyor bizim araştırmamıza göre. İşte kullanan insanlarız. Neredeyse kullandığımız sağlık sigortalarının Türkiye'de hemen hepsi bize işte nerede anlaşmalı kurum var, eczane nerede bulabilirim, doktor nerede bulabilirim gibi bir uygulama sağlıyor. Sağlamıyorsa da bunun üzerine çalışıyor, bunu biliyoruz. Bu çok güzel, dünyada da yaygın bir uygulama. Zaten çalışanlar da işverenler de bunu takdir ettiklerini söylemişler. Peki bunun birazcık daha ötesine geçersek, teşhisime ve dayanarak dünyanın herhangi bir yerinde ben doktor bulabilir miyim? Yani o doktora erişimi sağlayabilir miyim? Onunla görüşebilir miyim gibi şeyler yapmış. İşte %15 sigorta şirketi bunu uygulamaya başladığını söylüyor. 38'i düşündüğünü söylüyor. 47'si de yani ne gerek var dünyanın farklı yerlerinde doktora? Bizim ülkemizdekiler iyi demişler. Ama böyle bir şey de dünyada inovatif bir yaklaşım da var. Taşınabilir hani cihazlarda bireysel ve aile tıbbi kayıtlarının olması, bu uygulanmaya 1/4 neredeyse sigorta şirketlerine uygulamaya başlamış bunu. Farklı bir uygulama, çok da bizim ülkemizde görmediğimiz bir şey. Ama şu son ikisi benim kendimin de hani bu konuda giyilebilir teknoloji ya da sağlıkla destek sağlayan cihazlara hani seven ve kullanan bir insanım ki bunun daha çok sigorta şirketleri tarafından da kullanılması ve onun yaygınlaştırılması, sonuçlarının sigortalılara pozitif yansımasını görmek istiyorum ben şahsi olarak. Hani bu benim kişisel yorumum. Benzer şekilde işverenlerin yarısından fazlası da bunların kullanımının faydalı olacağını söylemişler. Şimdi dijital tarafta sağlığa erişimle alakalı ne gibi şeyler var? Ne bizim ülkemizde sıklıkça kullanılıyor, sağlık sigortası şirketleri bunu sağlıyorlar. İşte basit şeylerde teletıp deniliyor, işte farklı şeylerde, basit konularda yaralanmalar, rahatsızlıklar olabilir. Online bir doktorla ya da uzman bir hemşireyle görüşmeyi sağlamak. %60'ı şirketlerin bunu sağlıyormuş, 34'ü de düşünüyormuş. Bu ciddi bir oran, güzel bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Bunun daha ötesine gitmek üzere işte teşhis yazmak, ondan sonra ya da reçete yazmak gibi uygulamalarla ilgili Hakan Bey'in de söylediği gibi çalışmalar bizim ülkemizde de var, farklı ülkelerde de var. Artık yavaş yavaş hem vakitten tasarruf etmek hem de maliyeti yönetmek anlamında bu uygulamalar fayda sağlayacağını düşünüyoruz biz. Bunu da gözlemliyoruz bir taraftan da. Diyabet gibi tanısı konmuş kronik rahatsızlıkları doktor takibini dijital üstünden yapma. Bu da güzel bir uygulama. Dünyadaki şirketlerin yarısı bunu uyguladığını söylüyor. 38'i de uygulama için değerlendirdiğini söylüyor. Üçüncü konu ise maalesef yine diğerlerine göre daha az. Psikolojik rahatsızlıklar ya da işte stres, anksiyete bozuklukları, hafif depresyon gibi konular. Buradaki uygulamalar online olarak ya da yüz yüze online psikolojik danışmanlık konusu. Mesela ben birçok kendi arkadaşımda da, çalışma arkadaşım, farklı vasıtalarla bir araya geldiğimiz insanda şeyi duyabiliyorum. Hani yalnızlıktan rahatsızım, kendimi güçsüz hissediyorum. Ondan sonra çok mutlu değilim bu süreçten
dolayı gibi şeyler duyabiliyoruz. Mutlaka sizler de duyuyorsunuzdur. Bu konuda birazcık daha adım atılacak yer var gibi bizim karşımıza çıkıyor. Hani söylediğim gibi sosyal güvenlik sistemleri bu psikolojik destek konusunda, akıl sağlığı konusunda çok fazla bize destek sağlayamıyor. O noktada hem işverenlere iş düşüyor hem de farklı tedarikçilerle çalışma konusunda yenilikçi bakış açıları gerekiyor. İşte %32 dünyadaki sigorta şirketlerinin bunu bu noktada akıl sağlığı konusunda çalışmaları olduğunu görürken maalesef bizim ülkemiz bu konuda birazcık daha geriden takip ediyor. Bizim genel olarak sigortalarımızda kapsam içerisinde olan rahatsızlıklar ya da önleyici hizmetler değil. Burada gidilecek yol var diyebiliriz. Şimdi hani biz bir şeyler paylaştık. Birazcık sizden şey bekliyoruz. Bir geri bildirim bekliyoruz. Soru da şu. Rasim'e ekrana yansıtacak şimdi. Şimdi hani konuştuk. Sizler de zaten farklı alanlarda değerlendiriyorsunuz. 2021'de çalışanlarınızın sağlıklı olmaya devam etmeleri için ek çözümler sunmayı düşünüyor musunuz? Burada farklı seçenekler var. Birden çoğunu da seçebilirsiniz. İşte kapsamlı well-being çözümleri, spor teşvik uygulamaları, psikolojik destek, diyetisyen gibi ya da hiç düşünmüyoruz da diyebilirsiniz. Hızlıca cevaplar gelmeye devam ediyor. Psikolojik destek en önde gidiyor. Peki sanırım yeterli. Toplayalım. Bir 10-15 saniye bekleyelim isterseniz. Artıyor hızlıca çünkü. Tamam, şimdi kapatalım istersen Rasim. Evet. Demek ki işverenler ya da şeyi duymuşlar ya, çalışanların psikolojik destekle ilgili beklentilerini duymuşlar gibi gözüküyor burada da. %75 ile en fazla psikolojik destekle ilgili planları olduğunu görüyoruz ki bu gayet güzel bir oran. Bu şeyleri sonuçları biz sizinle sonrasında da paylaşacağız. Süreye sadık kalabilmek için ben devam ediyorum anlatacaklarıma. Şimdi yenilikçi bakış açısı dedik. Yani bugünden yarına bir günde her şeyi değiştiremeyebiliriz. Yani elimizde öyle bir sihirli değnek yok ama ufacık dokunuşlar çok güzel sonuçlara da getirebilir bize. Yani pandemi başladığından beri çok güzel uygulamalar duydum. Ben hızlıca bir iki tanesini söyleyebilirim. Bir tanesi mesela çalışanların işte çocukları var, evde çalışmaya devam ediyorlar. Ondan sonra çocukları okula gidemiyor. Ona yönelik ek izin günleri tanımlayan şirketler duydum. Bu çalışanların gerçekten ihtiyacına yönelik bir hareketti. İnternet kullanım ödeneği sağlayan şirketler, ondan sonra duyduk. Onlar artık birazcık daha yaygınlaşmaya başladı. Bu tarz çalışanların ihtiyaçlarına dokunacak şeyler bizim farklılaşmamızı ya da markamızı yükseltmemizi sağlayacak şeyler. Bu noktada belki eksiklikleri belirleyerek adım atmak önemli olacaktır diye düşünüyorum. Burada geleceğe baktığımızda 4 tane önemli konu karşımıza çıkıyor. Birincisi, yan haklar tek başına yan haklar değildir. Yani bu farklı boyutları var. Bunun fiziksel tarafı var, duygusal tarafı var, sosyal tarafı var, finansal tarafı var. Genel olarak bakmak gerekiyor. İletişimini yapmak ve sadece bir maliyet kalemi olarak düşünmemek gerekiyor. Çalışanlarımız sağlıklı olmalı ki biz de sağlıklı iş sonuçları alabilelim. Değişimin işverenden kaynaklandığını, yani topluma etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor. Biraz önce hani konuştuk, gerçek fayda üreten yanaklara odaklanmak ve dijitalden faydalanmak gerekiyor. Hani bu benim çok sevdiğim bir karikatür. Sizlerle de paylaşmak istedim bunu. Aynı açıdan baktığımızda maalesef ki aynı sonuçları alabiliyoruz ya da bazen daha da kötü sonuçlar alabiliyoruz. O nedenle ya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ya da yaptığımız sonuçları değiştirmemiz gerekiyor.
Şimdi ben sözü Can arkadaşıma bırakacağım. O nasıl bakış açımızı değiştirebiliriz ya da farklı şeyler yapabiliriz onu paylaşacak sizinle. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Koç'um ağzına sağlık. Hemen kendimi de göstereyim. Kusura bakmayın. Yedin vaktimizi Fuat. Yarım saatte 15 dakika kaldı. O yüzden rüzgar gibi eseceğim. Eminim zaten herkesin bildiği konulardır ama kısa öz geçip ondan sonra hemen sözü Alper Bey'e bırakacağım. Kendisine tekrardan aramızda olduğu için, bugün bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Deneyimlerini paylaşacak konuşmacımız olarak. Efendim şimdi yan haklarla ilgili Fuat güzel detaylardan bahsetti ama işin özünde şöyle bir geçmiş olduğumuz süreçlere üstten baktığımızda operasyonel İK olmaktan daha çok stratejik iş ortağına doğru geçen bir yapısı olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Bu sürecin hep beraber içindeyiz aslında. Burada büyümeyi desteklemek için yeteneğin yönetimini yapmaya çalışırken maliyetlerin azaltılması ve veya verimliliğin yükseltilmesi ve çalışan verilerinin de hakimiyetin artırılarak verimli bir şekilde kullanılması gibi önemli ajandalarımız var. Burada etkin ücret yönetiminde tabii ki adalet ve şeffaflık gibi önemli beklentilerin olduğu, yapılan son araştırmalarda buralarda çok ciddi düşüklükler olduğu, tabii ki bu da ekonominin de genel olarak küresel ekonominin de iyiye gitmemesi ve oralarda içerilerdeki dengelerin biraz şaşmasıyla da açıklanabilir. Ama tabii ki olabildiğince ihtimam gösterip, özen göstererek bu konuları yönetmek çok önemli olarak, unsur olarak öne çıkıyor. Tabii ki ücret olduğu kadar yan haklarda toplam ödülün önemli bir parçası. Ne diyoruz? Baz ücret dışındaki her şey aslında yan haktır diyebiliriz. Buralarda ki bunun yönetiminde, yan hakların yönetiminde dijitalleşme eğilimlerinin olduğu bir süreçten aynı zamanda geçiyoruz. Burada farklılaşan ihtiyaçlara karşılık verebilme ile birlikte merkezi İK operasyonlarını daha tutarlı bir şekilde daha iyi bir çalışan tecrübesi üretebilmek için kullanma, elde tutma ve çekme politikalarına destek için dijitalleşmeden faydalanma, büyük veriyi daha etkin kullanarak daha düzgün sonuçlar elde edebilme, önemli stratejileri verilerle destekleme diyelim. Yerel uygulamalara hızlı adaptasyon yapmak için de tabii ki dijitalleşme öne çıkıyor. Burada işveren tarafından baktığımızda dijitalleşmeden beklentiler, bilgiye anlık ulaşım, dijital imzadan faydalanarak olabildiğince daha az çıktı, entegrasyondan faydalanarak olabildiğince hatalardan arınmak ve uzaklaşmak ve tabii ki çalışan kısmında da yani önemli tarihlerin ve değişken ihtiyaçların gündeme geldiğinde İK'daki operasyonel yükü azaltıp olabildiğince dijitalleşmeden faydalanmak diyebiliriz. Çalışan gözüyle baktığımızda da dijitalleşmede tabii ki avantajların düzgün anlatılımı, paylaşımı, vergi, SGK muafiyetleri ve indirimlerden maksimumda faydalanma, anlık olarak bilgiye hızlı ulaşma, sadece kendine değil aile bireylerine de bu imkanlardan faydalanma imkanı verme ve tabii ki seçim yapabilme imkanı ve esneklik olguları öne çıkıyor. Esneklik dediğimiz zaman zaten biliyorsunuz ki bir esnek yan haklar uygulaması nereden baksanız bir 10-12 senedir zaten hayatımızda var. Bu noktada esnek yan hakların aslında öne çıkmasını sağlayan unsurları toparlamak gerekirse, gönüllü yan haklarda aslında genişletilmiş bir seçim sepeti yapıp oradan tercih hakkını çalışana bırakmak, çalışanın tercih yaptığı esnada isterse ücretten net kesintiyle, isterse şirketin de eğer vereceği ek bütçeyi oradan harcamasına imkan vermek. İkinci bir unsur biliyorsunuz bizlerin öne çıkarttığı orada değiş tokuş imkanından faydalanmak, mevcut yan haklarından bütçeleterek yeni bir yan hak alabilmesini sağlamak, ücretten katkı sağlayarak şekilde de sahip olduğu ücretin özellikle değişken ücretin bir kısmı ya da hepsiyle de yan haklar satın almasını sağlamak, nakit eşdeğerlerde dahil olmak üzere. Bir dördüncü bileşen de şu global süreçlerden öne çıkan şekliyle aslında öne çıkıyor. Toplam ödül özeti paylaşımı hususu. O da çalışanın maddi değeri olan ve olmayan, borcaya giren girmeyen, İK ve izin politikaları dahil olmak üzere tüm prosedürlerle ilgili tek bir kanaldan bilgi alabileceği ve oranın düzenli güncel tutulmaya çalışıldığı bir ilerleyiş, bir trend diyebilirim. Esnek yan hakların öne çıkmasını sağlayan unsur da tabii ki hepimizin bildiği kadar aslında belirli bir alana yatırım yapmaktan ziyade genişletilmiş bir havuz yapıp oralarda gerekiyorsa ek bütçeyi de orada da vererek o kararı çalışanın vermesini sağlamaktır aslında diyebiliriz. En çok tercih edilen kalemlerin başında şu anda bireysel emeklilik, ek sağlık paketleri, çocuğun eğitimi ve giyimiyle ilgili olan ihtiyaçlar, tabii ki laptop ve teknoloji ürünler de öne çıkıyor burada. Gıda ve giyim öne çıkan unsurlardır diyebilirim.
Korona etkisiyle de ilgili yaptığımız araştırmalarda bunu gördük. Gıda çeklerinde %40 geçen seneye göre, bireysel emeklilik sisteminde de %18'lik bir talep artışı gözlemledik. Toplam ödül yönetiminde de aynı zamanda bir dijital çözümlere doğru bir eğilim var. Orada da şöyle baktığımızda, çalışan bakış açısıyla hepimiz bugünkü değeri olduğu kadar bugünkü finansal güvencesine oldukça ehemmiyet gösterdiği, bir önem verdiği bir evreden geçiyoruz. Eskiden de böyleydi, hala böyle. Gelecekte de böyle olacak. Aynı zamanda gelecekteki değerim nedir? Nelere yatırım yapmam lazım? İşin başarılı olması için vereceğim katkı ve bunun karşılığında alacaklarım ve tabii ki yaşam kalitesi herkes için kıymetli birer unsur. O vesileyle toplam ödüle daha yukarıdan baktığımızda işin içinde sadece maaş yok, değişken ücret de var. Kariyer imkanları var, iş yaşam dengesini sağlayan unsurlar var ve tabii ki yan haklar da var. Bu vesileyle bunlara daha bütünsel olarak baktığımızda çok yönlü bakış açısıyla 4 ana segmentte işveren, çalışan, maliyet ve piyasa perspektiflerini bir araya getirerek etkin bir tasarım yapılmasının önemi oldukça öne çıkan bir aslında zamanlardan da geçiyoruz. Tekrardan gerekiyorsa revize edilmesi gereken de bir yapısı öne çıkıyor. Toplam ödül listesi paylaşımında da burada öne çıkan unsurları tabii ki bilgiye anlık ulaşım ve önemli tarihlerin, orada değişken ihtiyaçların yönetimi, az önce bahsettiğim gibi diyebilirim. Çalışanların sahip olduklarını düzgün bir liste halinde görüntüleyebilip oralarda kullanması. Bunun iki tane yöntemi var aslında, statik kullanım ve dinamik kullanım diyoruz. Statik kullanımda bütün bir yıl boyunca sabit kalacak bilgileri derleyip senede bir defa güncellemek gibi, çok basitçe anlatmak gerekirse işleyişi bu. Dinamikte ise her ay işe girişler, çıkışlar, yenileme zamanları, terfi, atama, medeni durum değişiklikleri dahil olmak üzere kişi bazında ilgili ekranların güncellenmesi diyebiliriz. İki tane unsuru var. Tabii ki içerisine eklenebilecek kalemlerin sayısı oldukça geniş, sonsuz. Sizleri şirketinizde tek tek bunların dökümünü yaptığınızda eminim en az 15-20 tane kalemi otomatik zaten çıkartacaksınızdır. Bunların tabii ki bilinmesi, devreye girmesi gereken zamanda nasıl kullanıldığının anlaşılması, bir form doldurması gerekiyorsa o forma ulaşılmasının kolaylaşması gibi unsurlarla aslında birazcık dijitalleşme eğiliminin de bu son zamanlarda öne çıktığı bir süreçteyiz. Reflex yazılımımız var, biliyorsunuz. Türkiye'de kendimizin geliştirdiği ve uygulamasını yaptığımız bu program üzerinden toplam ödül özeti paylaşımı yapma imkanlarına başladık. Sözü ben Alper Bey'e vermeden önce, oradaki tecrübelerini ve hedeflerini paylaşmadan önce bir anketimiz olacak. İki sorumuz var. Birinci soruda çalışanların sizce sunduğunuz yan haklar paketinin ne kadar değerinin farkında? Hızlıca bir cevaplarınızı alabilirsek bir 45 saniye sonra anketi kapatalım. Sizce çalışanlarınız bu hususta neler düşünüyor? Buralarda sizce gelişim alanları var mı? Bir onu hep beraber değerlendirelim. Aldığınız geri bildirimleri veyahut da yapmış olduğunuz programındaki mutlaka iyileşmeler de vardır. Bunlar ne derece iyi anlaşılıyor ve uygulanıyor gibi düşünebilirsiniz. Şu anda %59 oranına geldik. %60 oldu. Kapatabiliriz. Zamanında etkin kullanalım. Ne oldu? İkinciye geçiyoruz. İkincide ise, pardon, değerinin ne kadar farkında mı diye sorduk. Niye %0 çıktı bilmiyorum ama burada herhalde bir aksaklık oldu. %60'a %40 oranı, %60 hayır, %40'lık bir evet oranı var. Çoğunlukta burada hayır oranı çıktığını ben gördüm. Üçüncü soruya geçebiliriz. Üçüncü soruda da toplam ödül paketinizin etkin iletişimi ile ilgili aksiyon planınız var mı? Veyahut dijital bir araçtan şu anda faydalanıyor musunuz? Bununla ilgili de kısa yanıtlarınızı alalım. Sonrasında devam edeceğiz hızlıca. Burada da şu anda yine 60'a 40'lık böyle bir, 65'e 35'lik bir, 65 hayır, %30, %40'a çıktı şu an, evet gibi bir oranımız var. Bir 5 saniye daha bekleyelim, %60'a geldik neredeyse. Evet, yayınlayabiliriz. %61 oranıyla hayırlık bir oranla burada yararlanmama ve aynı zamanda %39'lukta bir evet, dijital olarak verim çözümler öne çıktığı bir evrede olduğunu şirketlerimiz söylemişler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan paylaşımlarınız için. Ben izninizle sunuma tekrar devam edelim.
Burada efendim tabii ki dijitalleşme şey, yan hakların etkin yönetimiyle ilgili öne çıkan konularla ilgili değerli, kıymetli tecrübelerini paylaşması açısından ben sözü Alper Bey'e bırakacağım. Kendileri bir süreçten şu anda geçiyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. Sizler toplam ödüllendirmeyi nasıl görüyorsunuz? Ne gibi bir hedefiniz var? Bu konuda devreye soktuğunuz uygulamalarla ilgili beklentileriniz nelerdir? Paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Can Bey. Böyle değerli bir sunumda bana da yer verdiğiniz için. Açıkçası pandemiden öncesi ve sonrası diye böldüğümüz için artık modern çalışma yaşamını bu aslında iki tarafı da ilgilendiren bir süreç oldu. Özür dilerim. İki tarafı da ilgilendiren bir süreç oldu. Öncesinde biz bu kadar fazla hani bu konunun önem kazanacağını düşünmüyorduk. Yıllara sahir olarak ilerleyeceğini düşünüyorduk ama şu anda baktığımızda bu konu gerçekten önemli. Çünkü çalışanlar sadece artık ödülü bas paketlerinin işte nakit tarafı olarak görmemeye ve çok yönlü bakmaya başladılar. Çok yönlü bakarken de ne görüyorlar? Sadece parasal yönü değil, farklı yönlerini de görüyorlar. Biz de düşündük şirket olarak ne yapabiliriz diye, bunu nasıl insanlara gösterebiliriz, nasıl iletişim yaparız diye. İlk önce global taraftan başladık. Globalde çünkü bunun ilk önce aksiyonları alınıyor. Bütün çok uluslarda olduğu gibi. Orada bazı işlerin yapıldığını gördük ama biz çok uzun süreden beri zaten esnek yan haklar sistemini kullanıyoruz. Yani çok uzun süreden beri Mercer'ın çözümünü kullanıyoruz. Dedik ki dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. İlk önce bir Mercer'a gidelim. Onlarda bir çözüm vardır muhakkak diye sormaya gittik ki siz çıktınız Can Bey karşımıza çok yakın bir zaman. Dediniz ki zaten biz yeni versiyona böyle bir çözümü düşünüyoruz, upgrade ediyoruz. Ve toplam özet paketi diye bir uygulamamız olacak, eklentimiz olacak ve hani bunu kullanabiliriz. Biz de inceledik beraber ve burada gerçekten bizim hani birçok isteğimize karşılık veren bir uygulama gördük. Ne yapıyoruz aslında? Esnek yan haklar paketinde yan hakları anlatıyoruz insanlara. Sağlık paketlerini, işte hayat paketlerini ve bununla beraber ekstra verdiğimiz BES. Ondan sonra şu anda aslında yeni bir uygulama da yapıyoruz. Online shopping portalimiz var. Onları anlatıyoruz ama bunu bir de hani ücret ve diğer işte izin olsun, prosedürler olsun, işte cep telefonundan ulaşıma birçok alanla beraber bağlayıp gösterebilir miyiz diye. Aynı şekilde Mercer'ın çözümünde bunların da olduğunu gördük. Ve hemen tabii ki bir anlaşma yoluna gittik. Yurt dışıyla da bunu konuştuk ve bu uygulamayı içeriye almaya çalıştık. Artık çalışanlarımız sizin de ekranda gördüğünüz gibi Ocak itibariyle görecekler. Testlerini tamamladık. Birçok şeyi artık ekran üzerinden işte yani anlık olarak ücretlerini, sağlık sigortalarını ve bununla ilgili tüm paketlerini bir anda görüp toplam şirketin ona sunduğu değeri takip edebilecekler. Yani bir çalışan benim paketim neydi sorusunun cevabını buradan alabilecek. Çünkü genellikle çalışanların kafasında bazı maaş ve bonus kaldığı için eğer varsa diğer hani ne kadar çok olanak var aslında size gelen ve toplamda ne kadar büyük bir değer geliyor anlatmanın özel bir yanı oluyor bu. Bu sadece tabii ki parayla ölçülen değerler değil az önce söylediğim gibi. Birçok şeyi koyabiliyorsunuz. Hani sağlıklı yaşam uygulamalarından tutun da anlaşmalı olduğunuz yerlere kadar birçok şeyi anlatabiliyorsunuz bu program üzerinde. Hani küçük bir aslında ödül öneri programına dönüşüyor. Yani güzel bir özete dönüşüyor. Çalışanın bir anda her şeyi görebileceği. Şu anda zaten entegrasyon açısından da bir de payroll sistemimizi değiştirdiğimiz için oradan da veri gerçekten hani çok saf ve rafine bir şekilde geliyor ve buraya biz bir sadece ara format kullanarak aktarabiliyoruz ve dolayısıyla da hani bu açıdan da bizim için kolaylık sağlıyor. Hatta şu anda ekranda Can Bey de özetini gösteriyor. Şu anda tabii ki değerleri görmüyorsunuz ama bir şekilde bir çalışan baktığı zaman raporla direkt aynı e-devlete bakar gibi tüm bilgilerini bir anda görebiliyor. Ve daha fazlasını da görebiliyor tabii ki. Mesela en son izin prosedürü neydi diye bakmak istediği zaman bir tıkla gidip bakabiliyor. Bir daha işte bizim intranete girip oraya gir, buraya gir, ona bakmasına gerek kalmadan bunlara ulaşabiliyor. Grafiksel gösterimler var sağ tarafta olduğu gibi. Bunların hepsini tabii ki Can Beylerle biz tasarladık ama onlar çok esnektiler. Yani herhangi bir tasarımı da zaten bu sağ taraftan ne şekilde o grafikleri göstermek istiyoruz diyerek bize büyük kolaylıklar sağladılar. Ben bu vesileyle de onlara teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir döneme geçtiğimizi düşünüyorum biz hani şirket olarak. O açıdan da bu sene hani çalışanlardan gelecek geri bildirimleri çok merakla bekliyoruz. Test aşamasında İK tarafında gerçekten çok olumlu şeyler duyduk. Umuyorum ilerisinde de çok başarılı sesler duyacağız içeriden. Çok teşekkür ediyorum Alper Bey. Biraz böyle hızlandırılmış bir seans gibi oldu ama
Ben anlatmak istediklerimi anlattım ama yani heyecanımı paylaşmış oldum diye. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Burada çok kısa bir bitirmek gerekirse, yani yıllık ve aylık olacak şekilde aslında yan hakların hem maliyetini hesaplayabilen, maliyetini net ve brüt olarak gösterebilen, aynı zamanda istediğiniz herhangi bir seçeneğin burada hem içeriğini, yüklenmesi gereken dokümanların da erişecek şekilde, önemli mesajları da gösterecek şekilde, yıl boyu güncel tutulabilecek şekilde aslında bir mekanizma hayal ettik. Bunu da ayrı bir modül olarak tasarladık. Bununla ilgili dediğimiz gibi verileri de Türkiye'de sakladığımız ve burada işletmesini yaptığımız olan bir uygulamada olduğu için, yani gerekiyorsa büyük yapılardaki sunuculara da kurulum yapılarak da işler yönetilebilir. Ama bu çözümün sizlerin de eğer ilgi ve alakanız olursa her zaman karşılıklı görüşmeye hazırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum Alper Bey. İlginiz hem de ufak çapta bir reklam oldu ama çok teşekkür ediyorum tekrar. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Yan hakların bunlarla ilgili bugün anlattıklarımızın bir nevi içeriğiyle, çok basit içeriğiyle bir internet sayfası hazırladık. Sağlık yan haklar bütünsel çözümleri içeren bir sayfamız var. Az önce Fuat Beylerin anlattığı, Hakan Beylerin üzerinden geçtiği sağlık trendleriyle ilgili raporu rahatlıkla internet üzerinden, sayfamız üzerinden indirebilir, okuyabilirsiniz. Az önce anlattığımız toplam ödüllendirme ile ilgili yaklaşımımızı anlatan bir site yaptık. O site üzerinden demo talebi yapabilir, bizlere de ulaşabilir. Her zaman olduğu gibi aslında esnek haklarla ilgili de bizlere ulaşabilirsiniz. Direkt irtibat olarak da Canan Hanım ve Rasime Hanım'a erişerek de sorularınızı ve ilgi alakanızı, konuşmak istediğiniz diğer hususlarla ilgili de Mersun çözümleri ya da Marşın çözümleri olabilir. Oralardan kendileriyle irtibata geçebilirsiniz. Ben sözü kapanış için Hakan Bey'e bırakayım. Tekrar. Ondan evvel sorumuz var mı? Onu bir bakalım hemen. Herhangi bir cevaplamadığımız şey kalmasın. Evet, chat fonksiyonunda sorabilirsiniz. Oradan hemen bakalım neler varmış. Gerçi herkes, arkadaşlar çok hızlı bir şekilde oradan dönmüşler. Galiba bir soru şöyle gelmişti. Bu sağlık kurumlarının kullanılması ile ilgili insanların tereddüt etmesi nedeniyle bunun sağlık sigortalarının hasar prim oranlarına olumlu etkisi olmuş muydu diye bir soru gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani bununla ilgili sunum içinde de bilgi vermeye çalıştım. %15 ila 20 arasında bizim kendi portföyümüzde normal seyre göre bir düşüş var hasar prim oranlarında. Ama tabii bunun hani suni bir düşüş olduğunun da farkında olmak lazım. Bu tamamen sigortalıların sağlık kurumlarını kullanmak konusundaki tereddütlerinden ve çok acil olmayan rahatsızlıklarıyla ilgili problemleri, daha doğrusu sağlık kurumunu kullanma ihtiyacını ertelemelerinden kaynaklanıyor. Bunun dışında farklı bir soru var mıydı diye bakıyorum ama göremedim. Anda yok herhalde. Yok. Ben tekrardan, değil mi? Katıldığım için çok teşekkür ederim. Evet, o zaman ben bir son olarak teşekkür edeyim hem izleyicilerimize hem de bugün işte, hep birlikte sağlık maliyetlerini küresel anlamda ve Türkiye'deki sağlık maliyetlerini konuştuk. Bu maliyetlere oluşmasına katkı eden faktörleri sigorta şirketlerinin bakış açısıyla incelemeye çalıştık. Bunların haricinde COVID döneminde ön plana çıkan yan hakları üzerinden biraz olsun geçmeye çalıştık ve dijital çözümler konusunda sunduğumuz farklı olanaklardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için. Kapatmadan evvel şöyle bir mesaj vermek isterim. Yan hakların tasarımında mümkün olduğunca eşitliğe, çeşitliliğe, kapsayıcılığa dikkat etmekte fayda var. İşverenler çalışanları için yapmakta oldukları bu tarz harcamaları sağlıkla ilgili olabilir, yan haklarla ilgili olabilir. Bir maliyet olarak değil, bir maliyet kalemi olarak değil, insan sermayesine yönelik bir yatırım olarak değerlendirmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağlıklı ve zinde bir işletme en temelde sağlıklı ve zinde
çalışanları gerektiriyor. Bu işletmenin önemli sermayelerinden bir tanesi insan. Sağlıklı sonuçlar alabilmek için, sağlıklı iş sonuçları alabilmek için sağlıklı ve zinde çalışanlara ihtiyaç var. Motive çalışanlara ihtiyaç var. Bu anlamda bunun bu şekilde değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ben şahsen. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle herkese de iyi seneler dileyim ben. Görüşmek üzere. Herkese iyi seneler. Teşekkürler, iyi seneler. Görüşmek üzere. Güzel yeni bir yılda buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Akar Bey çok sağ olun. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun.